Hanımlar beyler, kanala yeniden hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz çok yerindedir. Ben Zehra Ceyhan, Boğaziçi Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Bu kanalda ise Oğuz'la size sınav sürecindeki tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Diğer videolardan da bildiğiniz gibi ben de mezuna kalarak kazanmıştım ve bugün mezuna kalmak hakkında genel daha detaylı bir konuşma yapacağız. Artık masanın başına geçme zamanı geldi, hala masa başına geçmediyseniz. Mezunluk süreci nasıldır, nelere dikkat edilmelidir? Genel olarak 10 maddede toparlamaya çalışacağım yapmanız gerekenleri sene boyu içinde. Daha sonraki videolarda da daha detaylı bahsedeceğiz zaten mezunluk sürecinden, hangi derse nasıl çalışılması gerektiğinden. Ama ben bir 10 maddede toparlamak istiyorum neler yapmanız gerektiğini, kısa, özet ve net bir şekilde. Arkadaşlar, eğer mezuna kaldıysanız 12. sınıftaki çalışmanız zaten sizin için yeterli değil demektir. Ve mezuna kaldığınız süreçte bunu göz ardı etmemelisiniz. Siz diğerleri gibi normal deneme sınavlarına girmiş bir 12. sınıf öğrencisi gibi değilsiniz. Tabii ki deneme sınavlarına girdiniz ama siz YKS'ye de girdiniz ve orada gerçek sonucunuzu, asıl sonucunuzu gördünüz. Tabii ki insan bazen kabul etmiyor, ben de kabul etmemiştim, çok daha iyisini yapabilirim, edebilirim demiştim. Ama lütfen başlangıç noktası olarak orayı seçmeye çalışın ve oradaki eksikliklerinize göre ilerlemeye çalışın. Yani sen sınav sonucunu alacaksın, benim hangi konularda hatam var, neleri yanlış yapmışım. Son deneme olarak onu kabul etmen gerekiyor ve eksikliklerine oradan başlaman gerekiyor aslında. Çoğu konuya hakim olabilirsin, daha az konuya hakim olabilirsin ama zaten bildiğin konuları hızlı hızlı geçeceğin için bilmediğin, eksik olan yerlere daha detaylı bakman gerekiyor. Bildiğini zannetmek daha kötü bir yerde aslında arkadaşlar. Yani mesela siz 12. sınıftaki biri her konuya yeniden başlıyor ama sizin öyle bir telaşa, çabanıza gerek kalmayacak. Çünkü bazılarında iyisiniz, bazılarında değilsiniz. Bildiğin bir konuyu bildiğini zannetmek de daha kötü olabiliyor bir yerde. Hani geçiyorsun, aman bunu biliyorum zaten vesaire diye. Eğer biliyorsanız bir konuyu üzerine tekrar düşün, hızlı bir şekilde halledin ve aradan çıkartın arkadaşlar bence. Daha hızlı hallolabilecek bir şeydir zaten bildiğiniz için. Yani bildiğiniz konulardan da inanılmaz test kitapları çözmeyin. Yani mesela bir konuyu atıyorum sıfırdan öğrenmek için 3 hafta verilecekse, eğer gerçekten biliyorsanız ve eminseniz bir hafta daha videolarını izleyin, kitaplarını çözün ve bitirin. Aradan çıkartın. Yani eksikliklerinizi bilmeniz gerekiyor. Bildiğini zannetmek dediğim gibi daha kötü çünkü bu sefer geçebiliyorsun hızlı bir şekilde ve hani zaten biliyorum deyip denemede yanlış çıkınca tekrar başa dönmen gerekiyor. O yüzden lütfen bu maddeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci madde olarak arkadaşlar, yanınızda lütfen düzenli takip eden biri olsun. Bu bir hoca olur, dershane, çok yanlısı değilim ama hani en azından eşit ağırlık öğrenciler için bir hoca olur, bir koç olur, mutlaka yanınızda biri olsun. Koçluk sisteminden yararlanmak isterseniz Oğuz'da bizim kurduğumuz Derece Hocam koçluk sitesine de göz atabilirsiniz. Başarılarımız mevcut sitede, göz gezdirebilirsiniz. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bir ücretsiz koçluk çekilişi yapacağız bu arada. Yorumlara koçluk istiyorum veya çekilişe katılıyorum yazarsanız onlar arasından seçiliyor ve sonraki videoda açıklanıyor sonucu. O çekilişin kazanına da Oğuz koçluk yapıyor. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım, kaçırmayın bu fırsatı. Yine buraya ekleyeceğim siteyi, bizim koçluk sitemizde inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi illa koç olmak zorunda değil arkadaşlar ama özel ders desteği de ekstra alabilirsiniz tabii koçluğun yanında ama yani size bir program çizecek, sizinle bu konuyu tartışacak, edecek biri olsun. Yani o sürekli bir takip edebilmek en azından iyi geliyor insana. Hani bana çok iyi gelmemişti zamanında ama bizimki biraz daha irite ediciydi. Okuldan uzaklaştırıcıydı. Hani ortamdan uzaklaştırıcıydı o rekabet ortamı. Ama bir yerde rekabet ortamı da iyidir. Tabii ki kendinize göre seçersiniz yine ama bir düzenli takip gerekiyor. Bir de bir anda of bütün konuları halledeceğim. İşte Mart ayında şunu yapacağım, Nisan ayında bunu yapacağım, şuna gideceğim, bunu yapacağım diye böyle ultra, uber yüksek hedeflerle başlamayın. Tabii ki az çok ne yapacağınız belli olsun. Ama önce temel eksikliklerinizi alın, başlamaya çalışın onlarla. Yani böyle biraz daha hafta hafta gitmeye çalışın. Ben kendi mezuna kaldığım senede de öyle yapıyordum. Şu an koçluk sistemimiz de öyle. O hafta neleri çözmen gerekiyor? O hafta hangi konuyu bitirmen gerekiyor? Neyin üzerine düşmen, neyi tekrar etmen gerekiyor? Ona doğru haftalık programlar yaparsanız aylık ve yıllık programlar yerine sizin için daha destekleyici ve motive edici olur. Çünkü onu tamamlamak daha kolay. Bir haftalık bir programı yaptığında da daha kolay ve sonucunun etkisini daha hızlı görüyorsun. Bu motivasyon açısından da sizin için çok iyi olur elbette. Bir de arkadaşlar, insan beşer şaşar yani maalesef ki. Mezuna kalanların çoğu zaten o dönemde bir süreçten geçmiş ve zorluklar yaşayan öğrenciler oluyor. Hani o dönemi çok iyi atlatamamış belli sebeplerden ötürü. Farklı farklı tabii ki bir sürü sebebi var ama hani başarısı varsa da onu ortaya koymamasının sebebinde o sürecin etkisi çok mutlaka oluyor. Ve bunun mezun senesinde de kontrol edemeyebilirsiniz. Kontrolünüzün dışında şeyler olabilir ama olabildiği kadar kontrol etmek zorundasınız artık. Ya herhangi ufak şeyler, ya en azından sizin kontrol edemediğiniz şeyler evet olabiliyor ve biz bunların önüne geçemiyoruz. Ama en azından kontrol edebildiğiniz şeyler için lütfen artık riske atmayın. Çünkü
artık yeter yani, hani böyle artık kazanıp gitmemiz gerekiyor. Bizim riske atacak, kaybedecek bir yılımız daha yok arkadaşlar. Siz 12 sınıflar gibi yıl daha hazırlanırım, bir şey olmaz, mezuna kalırım gibi bir düşünce sistemine girmeyin. Zaten buna giren başta kaybeder mezunlukta. O yüzden kaybedecek bir senenizin daha olmadığını kendinize hatırlatın lütfen. Mezuna kalmak, hayallerin için önündeki 40 yılını kurtarmak vesaire, bunlar çok çok önemli şeyler. Ama bunu da hiç etmeyin yani. Bunları da 20'li yaşlarınızdan veriyorsunuz. En değerli, en böyle aktif olduğunuz yaşlardan veriyorsunuz. O yüzden bu verdiğiniz yılın lütfen kıymetini bilmeye çalışın. Yani daha deminki maddede söylediğim gibi 5. maddemiz de arkadaşlar çok çalışmak. Çok çalışmak, çok çalışmak. Dediğimiz gibi artık kaybedeceğiniz başka bir zaman dilimi daha yok. Lütfen oturun bu yılı iyi değerlendirin. Çok çalışın arkadaşlar. Yani hani böyle gerçekten çok çalışmaktan bahsediyorum. Demek ki bir şeyler yeterli gelmemiş ya da yanlış çalışmışsınız. Çok çalıştıysanız bile stratejik olmamış. O yüzden birinin olması da diyorum ki daha önemli tabii ki. Bütün maddeler birbirine bağlanıyor aslında da böyle direkt tak 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 söylemek daha iyi oluyor. Çok çalışmanız gerekiyor arkadaşlar yani. İyi şeyler zaman alır. İyi şeyler çok çalışarak olur. Evet, zeki olabilirsiniz. Ben de çok zeki insan tanıyorum. Başarılı insanların neredeyse %90'ı, tam olarak sayıyı bilmiyorum bu arada. Bakmıştım bir ara ama unuttum. Yani bunlar sadece zeki olarak değil, çalışıp o kısma gelmiş insanlar, o başarıyı elde etmiş insanlar. Sadece zeki olmak yetmiyor yani. O yüzden çok çalışmaya özen gösterin. Yemeyin, içmeyin. Bazen hani şey oluyor böyle, abi bunda da mı çalışacağız, böyle de mi yapacağız, şöyle de mi yapacağız? Bir şeylerden taviz vermediğiniz sürece süreç işlemiyor. Bir yıl gidecek. Önünüzden sadece bir yıl gidecek yani. Hani bu hayatınızın bir kısmını kurtarmak için bence verilebilecek kayda değer bir süre. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yine mezuna kaldığınızda sınavdan sonra içinizden şey geçmiştir. TYT'nin kolaylığını da gördükten sonra. Abi yapılabilirmiş ya. Abi keşke biraz daha çalışsaydım. Bir ay daha çalışsaydım eminim ki çok çok daha iyi yapardım. Dediğiniz olmuştur. O yüzden lütfen bir sene daha bunları söylememek için çok çalışmaya gayret edin, özen gösterin. 6. maddemiz de dinlenme ile alakalı arkadaşlar. Dinlenmeler bence max 1 gün olmalı. Ben genelde öğrencilerime yarım gün koyuyorum. Tabii ki çalışma saatlerinize de göre değişin. Hani hiç dinlenme günü koymazsınız ama çalışma saatleriniz ona nazaran daha düşük olur. Ama bence çalışma saatlerini diğer günlerde daha yüksek tutup en azından haftanın yarım günü dinlenmek çok daha yararlı bir yöntem. Çok daha böyle dinlendirici bir yöntem. O yüzden ona dikkat edebilirsiniz. Ama max 1 gün olsun yani. Eğer çok iyisiniz ve kendinize güveniyorsanız, hani max bir gün olsun, asla artısına çıkmayın. Bizim bir tane arkadaşımız vardı, hiç unutmam yani. Ya ben 12. sınıfta biraz daha böyle sınav ciddiyetinin farkında değildim. Doğum günleri vesaire özel günler olunca hepsine katılırdım yani. O gün onunla birlikte geçerdi. Çok arkadaşım vardı, çok fazla doğum günü oluyordu, çok fazla event oluyordu. Öyle olduğu için de hani biz hepimiz bütün grup olarak gidiyorduk o eventlere, o etkinliklere. Bir arkadaşımız vardı, sadece o gelmiyordu. Ve hani biz işte biraz bozuk atıyorduk, hani böyle insan biraz üzülüyor da yani, geliyor işte 5 dakika duruyor gidiyor, hani insanın canı sıkılıyor tabii ki. O arkadaşım o sene kazandı, hepimiz mezuna kaldık arkadaşlar, diğer herkes mezuna kaldı, o arkadaşım o yıl kazandı. Biz de sonraki mezun yılımızda kazandık ama bir sene geçti hayatımızdan yani. Bazı insanlarda, ki bende olduğu gibi, en ufak bir aralık verince böyle aman hadi bir tane daha verebilirim, bir tane daha verebilirim oluyor ve onun sonu gelmiyor. O yüzden belirli dinlenme zamanlarınız olsun. Kendinize çok çok bunaldığınızda, çok çok artık ben yapamıyorum dediğinizde anca orada vazgeçin yani. Hani böyle benim de tabii ki bir gün oturup masaya ben bugün çalışamayacağım dediğim zamanlar oldu ama bu max 5-6 gündür arkadaşlar o sınav senesinde çalışma süreci boyunca. O yüzden bunların da hani böyle çok rahat kullanmak yerine böyle joker hakkınız gibi olsun. Hani daha uzun süreçte çok daha yorulduğunuz zamanlar olacak. Çünkü çok daha sıkıldığınız, bunaldığınız, özellikle sınava doğru çok daha sıkıldığınız, bunaldığınız zamanlar olacak. O zamanlarda kullanmayı gayret edin. Baştan sıkı tutun ki ipleri, sonrasında çözündüğünde, çözülme ihtimali olduğunda yine de o sizi çok çok geriye atmasın. Yola kaldığınız yerden devam edebilecek seviyede olun. Yani biraz daha önden gitmeye çalışın. Tabii ki hızlı başlayan çabuk kesilir. Hani bir anda oturun hiç çalışmıyorken oturup 10 saat çalışın demiyorum. Kendinizi alıştıra. Bir diyet gibi, bir spor salonuna gitmek gibi düşünün bunu. Ve kendinizi bu sürece entegre etmeye çalışın. Mesela 5 saatle başladınız, sonraki hafta 6-6.30'a çıksın, sonraki hafta 7.30-8 olsun gibi. Böyle böyle yaparsanız hem size çok ağır gelmez, hem sürece daha iyi odaklanmış olursunuz. Yani bir bakıyorsunuz zaten bir yerden sonra 9-10 saatleri gördükçe 6 saat çalışmak bile size şey geliyor. Aa ben hiç çalışmadım ya gibi oluyorsunuz. O yüzden bence olabildiği kadar çalışmaya bakın. Ama yavaş yavaş lütfen, hani böyle bir anda hızlıca başlamayın. O sizi, vücudunuzu yormasın, sizi dersten irite etmesin. O yüzden yavaş yavaş başlamanız en doğru şey. 7. maddemiz de böyle çok kendi kafamızda bildiğimiz gibi davranmamaya çalışmak.
Çünkü tabii ki hepinizin bir fikri var. Sınava girdiniz, çıktınız, neyin nasıl yapılacağı konusunda az çok fikir sahipsiniz. Bir sürü kanal var. Oralardan dinliyorsunuz, ediyorsunuz ama ne olursunuz çok çok fazla kanal takip etmedik yerine güvendiğiniz bir iki kanal olsun, bir iki hoca olsun takip ettiğiniz. Her şeyi dinlemek, her şeyi takip etmek yerine çok önemli bir şey olursa zaten karşınıza çıkıyor. Güvendiğiniz biriyle yola devam etmeye çalışın. Çünkü çok kafadan ses çıkınca hem sizin kafanız karışıyor, siz mesela bir koçla çalışıyorsanız o koça gidiyorsunuz, şunu da yapsak, bunu da yapsak, şunu da yapsak, bunu da yapsak. Hani çok fazla şey oluyor ve hani kendi kafanıza göre çok hareket edebiliyorsunuz. Ama unutmayın ki tecrübeli insanlardan aldığınız da, onlar zaten bu yolu daha önce geçmiş, daha önce öğrenciler hazırlamış ve nasıl gidileceğini bilen insanlar. O yüzden kendi kafanıza göre çok hareket etmemeye çalışın, çok sözden çıkmamaya çalışın. Çünkü zaten dediğim gibi onlar biliyordu ve bildiklerini söylüyorlar size, bildikleri gibi program yapıyorlar. O yüzden onları dinlemeye çalışın. Çok kendine göre hareket etmek, kendi istediğini bildiğini yapmak bazen çok çok iyi olmayabiliyor. Benim bir tane öğrencim vardı mesela. Kız dünyada en çok çalışan öğrencilerden falan biriydi. 12 saat, 13 saat çalışıyordu. Ama istediği yer olmadı. Hatta çok çok büyük farklı olmadı. Neden? Çünkü çok yanlış çalışıyordu ve beni dinlemiyordu yani. Ben ona program yapıyordum, ediyordum ama bir günde şu konuyu bitireyim. Ben test kitabı çözmeyeyim ama sadece konu bitireyim şeklinde ilerliyordu. Ve söylediğimden çok dışarı çıktığı için sonrasında çok pişman oldu. O saatten sonra yapılabilecek bir şey var mı? Elbette ki yok. O yüzden siz de aynı hataya düşmeyin lütfen. 8. maddeye gelecek olursak arkadaşlar, önünüzde çok büyük bir kaynak var. O da YouTube. Özel ders alamıyorsanız, eğer şu an öyle bir imkanınız yoksa, özel ders alabiliyorsanız o da tabii ki mükemmel bir seçenek. Sonuç olarak direkt birebir şekilde sorabiliyorsunuz. Ama lütfen YouTube'daki hocalardan, özellikle beğendiğiniz, çok böyle tuttuğunuz hocaların programlarını takip etmeye çalışın, onlarla çalışın. Hem yorumlarda hem şurada burada öğretmenlerle de buluştuğunuz için bir şekilde daha interaktif oluyor ve her şey çok daha rahat anlaşılıyor. O yüzden hani ben YouTube aman çok fazla şey var da neyse kenara koyayım, ben konu anlatım kitaplarıyla gideyim gibi düşünmeyin. Anlamadığınız bir yer oluyor mesela. Ya ChatGPT'ye de yazabiliyorsun ama orada sana daha rahat bir şekilde anlatıyor ve bazen o hocanın ses tonuyla bile kulağınızda kalabiliyor. Rüştü Hoca bunu edebiyatta çok yapıyordu. Hiç unutmam yani, böyle kafama kazınıp kalmış. O yüzden hani o ses tonlamasıyla geliyordu aklıma soruyu çözerken. Lütfen siz de böyle yapmaya çalışın. 9. maddeye gelirsek, denemeler arkadaşlar. Özellikle kurum denemeleri. Birçoğunuz denemelerden kaçıyorsunuz. Ben de kaçtım zamanında. Ama lütfen o kurum denemelerine girip kendinizi bir test etmeye, kendinizi bir analiz etmeye çalışın. Evet, o rekabet ortamı sizi sıkıyor olabilir. Ama bu sadece size özel de kalabilir bu sonuçlar. Bir görmeniz gerekiyor. Yani dershaneye gitmiyorsanız bile bir yerde mutlaka denemeye girin. O kalabalığın içinde denemeye girin. Kendinizi alıştırın. Çünkü mesela bir ayda alıştınız. Sonrasında daha kolay bir şekilde çözmeye başlayacaksınız o denemelerde, kalabalığın içinde. Çünkü normalde evde çözdüğünüz denemeler daha yüksek, dışarıdakiler daha düşük gelir. Ama bir yerden sonra dışarıyla ev eşitleniyor. Neden? Çünkü dışarıda çözmeye alışıyorsunuz. Artık konfor zonunuzdan çıkmış oluyorsunuz. Ve dışarısı da size deneme çözülecek herhangi bir yer gibi geliyor. O yüzden lütfen onlara girin. Analizlerine bakın. Nerede eksiğiniz var? Hangi konulara çalışmanız gerekiyor? Lütfen bunları iyice kontrol edin. Ama lütfen yani bir kurumda, kalabalık bir yerde, dershanelerle gidip konuşabilirsiniz. Ayrı deneme kulüpleri var. Eğer hiç olmadı online denemelere katılabilirsiniz ama lütfen girin arkadaşlar. Özellikle Türkiye geneli yapılanlara da girin. Kendi sonucunuzu görmüş olursunuz. Ona göre yol almanız gerekiyor. Lütfen bu sonuçlardan korkup bir anda çekinip aman ben böyle bir şey yapmayayım demeyin arkadaşlar. Hani insanı bazen demoralize edebiliyor ama o demoralizasyona izin vermeyin. Eksiğinizi gördünüz, tamam şimdi ben bunu sonraki sınavda daha iyi yapacağım deyip o masanın başına oturmanız gerekiyor. Lütfen o yüzden kurum denemelerine özen gösterin. Sonuncu madde olarak arkadaşlar, derece öğrencileri zaten AYT'yi iyi yapıyor. AYT'yi iyi yaptıkları için derece öğrencileri oluyorlar. O yüzden sizin bakmanız gereken yer tabii ki AYT zaten en önemli olan ama TYT'de de eksikliklerinizi göz ardı etmemeye çalışın. Aman ben bununla ilgili çok şey biliyorum zaten, buna çalışmaya gerek yok, şöyle de böyle de hani aman bu yapılır falan deyip konuları lütfen göz ardı etmeyin. TYT'deki her şeye de bakmaya çalışın çünkü sizin fark atabileceğiniz yer orası olacak. TYT'niz yüksekse, AYT'de yüksekse otomatik olarak derece yapıyorsunuz zaten. TYT'yi ortalamada tutmak yerine daha yüksekte tutmaya çalışın ve TYT'den kaçmayın. TYT denemelerinden kaçmayın lütfen. Hani bir kurumda vesaire girmiyorsanız bile evde kendiniz yapın. Biliyorum çok zor o masanın başına geçip o TYT'yi çözmek, çok bunaltıyor insanı. Ama bir yerden sonra ona da alışıyorsunuz zaten. O yüzden kendinizi alıştırmaya bakın. O masanın başına geçmek şu an zor olabilir sizin için. Belli bir süreçten sonra, o yorgunluktan sonra. Ama insanlar masa başına oturuyor arkadaşlar. Sizin neyiniz eksik? Kurbanınız olayım. Oturun ders çalışın. Oturun denemeler çözün. Oturup nerede eksiğiniz var, nereden başlayacaksınız bir bakın. Hafif bir plan yapın kendinize. Bir şeylerden korkup uzak durup kaçıp göz ardı etmek yok arkadaşlar. Kendinize geliyorsunuz, oturup güzelce çalışıyoruz.
Bu sene bizim yılımız olacak. Eğer bizde çalışmak isterseniz de Derece Hocam web sitesini inceleyebilir, bizden koşluk alabilirsiniz. Bu süreci beraber götürebiliriz. Derecelerimiz mevcut zaten. Bu sene de 37. çıkardık arkadaşlar. Kanaldan, web sitemizden inceleyebilirsiniz. Şimdiden çok dikkat edin kendinize. Mezunlarla ilgili yeni videolar gelecek. Ben her hafta video çekmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar mezunlar nasıl çalışmalı, dershaneye gidilmeli, gidilmemeli mi? Bunların hepsini konuşacağız zaten. Sonraki videoları en erkenden görmek için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok dikkat edin kendinize. Haftaya görüşmek üzere. Kolay gelsin.